Değerli spor severler, değerli futbol severler, stadyumla birlikteyiz 10. haftada. Cumartesi akşamında Kayseri Spor Galatasaray maçının bitimiyle birlikte bu karşılaşmayı konuşmak üzere karşınızdayız. Tabii bir taraftan da Konya Spor Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşması devam ediyor. Bu karşılaşmayı da yine programımız içerisinde ekranlarınıza getirip konuşacağız. Kayseri'de hayli önemli bir karşılaşma özellikle Beşiktaş'ta Trabzonspor'un oynayacağı zirveyi yakından ilgilendirecek bir derbi mücadelesinin olduğu haftada hayli önemli bir karşılaşma ve merak edilen bir mücadele vardı. Devam ediyor şu anda 88. dakika içerisindeyiz. Kayserispor ilk yarıda bulduğu iki golle Galatasaray karşısında 2-0 öne geçti. Az önce de Barış Alper'in attığı golle Sarı Kırmızılılar skoru 2-1'e getirdiler. Daha şu anda normal sürenin iki 2,5 dakikalık bir bölüm var ve tabii arkasından da uzatma dakikaları gelecek ki Galatasaray son bölümlerde ikinci yarıdaki oyuncu değişiklikleriyle diyebiliriz belki de e, oyunu biraz daha dengeli de daha fazla pozisyon bulmaya başladı ikinci yarı itibariyle ama oyunun genelinde Kayserispor'un önemli pozisyonlar yakaladığını, daha fazla şut atan, daha fazla ceza sahası içerisinde yer alan takım olduğunu söylemek mümkün. Tabii bu maçın bir diğer önemli hikayesi de herhalde karşılaşmanın ilk 11'inde yer almayan Kerem dün akşam aslında biz bu haberi, bu istihbaratı muhabirlerimize dayandırarak vermiştik. Kerem'in ve Yunus'un veya ikisinden bir tanesinin ilk 11'de oynamama ihtimali Görüniyordu çok konuşulan da bir konuydu aslında bu iki oyuncuyla birlikte Galatasaray'ın tüm sezonu devam edip edemeyeceği veya bu oyuncuların formda olup olmadığı sorusu Mertens'in Mata'nın Icardi'nin içinde olduğu bir 11 ile Galatasaray acaba sahaya çıkacak mıydı çıkmayacak mıydı sorusunun cevabı da bugün gördüğümüz kadarıyla ortaya çıktı Icardi'nin ilk 11'de Mata'nın yine hemen forvetin arkasında Mertens'in de kanatta olduğu. Torreira'nın ve Mitsu'nun orta sahada yer aldığı, Yunus'un ilk kombide başladığı bir 11 gördük. Bu konuşulmaya değer olacak. İkinci yarının hemen başında ise Yunus da yine oyuncu değişikliklerinden nasibini aldı ve oyundan çıktı. Yerini Oliveira'ya bıraktı. Barış Alper Mertens değişikliği, Rasiska ve Mitsu değişikliği de yine ikinci yarının başındaki önemli değişiklikler oldu. Bu üç değişiklikle birlikte Galatasaray oyunda Okan Buruk değişikliklere gitti oyun anlamında. Daha sonra da Gomis'i oyuna girdiğini görmüş oldu. Kazım Can'la bugün başladı. Gaziantep'in bir golü var galiba. Nihat Kahveci beni oradan da uyardı. Evet o da önemli. Konya Spor ee, yine bu yılında önemli takımlarından bir tanesi Gaziantep Futbol Kulübü Konyaspor karşısında 1-0 önde. Benim gözüm... E... Arda Kızılda. Arda Kızıl atmış evet. Kızılda. Kayseri Galatasaray maçında benim gözüm. Dakika e, 90'a geldi. Okan Burun özellikle maçın içerisinde çok ciddi anlamda sinirlendiği dakikalar oldu. Ve 5 dakikalık bir uzatma kaldırdı hakemler bu arada. Okan Buruk özellikle ikinci golün ardından ceketini yedek kulübesine fırlattı. Çok sinirliydi. Gomis oyuna girerken elinde bir kağıtla gelerek taktik anlamında da arkadaşlarına nasıl oynayacaklarını gösteren bir kağıt verdi. Bir kağıtla birlikte daha doğrusu taktiği verdi. Bu açıdan maçın içerisinde konuşulacak çok konu var. Tabii özellikle maçın ilk yarısı itibariyle Kayseri Spor'un, e, Mertens'in Galatasaray'da bulunduğu sol kanattan Onur'un ve Ramaz Onur ve Ramazan'la birlikte çok ciddi ataklar yaptı ve o kanatta çok başarılı olduğunu da söylemek gerekiyor. Ee, 90. dakikaya geldik. Şöyle saatimi kontrol ediyorum. Son dakikalarda tabii ki bir golle bu arada bir de ağlarla buluşan ancak el nedeniyle değer kazanmayan e, gol pozisyonu vardı. Barış Alper'in e, dirseğine çarpan, sıyıran bir top eee kornerden gelen bir top e, gol değeri kazanmadı. E, kaleyi bulduktan sonra VAR tarafından iptal edildi. Yine bazı tartışmalı pozisyonlar var ama herhalde bugünün hikayesi e, oynamayan oyuncular ve oynayan oyuncular üzerinden olacak. E, nasıl başlamak gerekiyor bilmiyorum. Ben birazcık önemli noktalara değindim ama tabii ki sizin yorumunuz çok çok daha değerli olacak. Necati Ateş size böyle ufaktan bir pas atayım. E, tabii ki maç bittiği zaman e, daha tok bir şekilde konuşacağız. Bir gol e, belki Galatasaray puan anlamında bir puan kazandırabilir. Ancak bugün Kayseri Spor'un futbol, Galatasaray'ın ortaya koyduğu futbol herhalde e, Galatasaray açısından eleştirilecek, Kayseri açısından da övülecek konular var diye düşünüyorum. ya Tabii öncelikle Galatasaray maçın ilk yarısıyla alakalı olumlu bir şey ne söylenebilir bilmiyorum ya ama, ama olumsuz çok şey söylenir. E, her zaman Galatasaray'ın oyununu aradığını bu kaliteli kadronun çok daha iyi bir oyun oynaması gerektiğini, daha net bir oyun oynaması gerektiğini, daha üretken bir oyun oynaması gerektiğini her zaman söylüyordu. Geçen Adana Demirspor maçında da 35 dakika 10 kişi oynayan bir Adana Demirspor'a karşı da üretmekte zorluk çekti Galatasaray. Bu arada, Bir duran top pozisyonu oldu. Oliveira içeriye kesti. Necati Ateş'in de gözü e, oraya gitti. İlk kere oyunu oynayan, doğruları yapan e, Kayseri'ydi. Bunun karşılığında da iki golle aldı. Her ikili mücadeleyi kazanan orta sahası Gase'in e, sıfır top çalma tarihte herhalde Torreira, Mitsu ve Mata. Tarihte yoktur. Yani tarihte Böyle bir orta saha top çalma olayı olmazsa, ikili mücadelede ayakta durmazsa çok, çok net. Çok çok, çok önemli net, bir pozisyonu. Çok net kaçtı. Evet. Ee, yani Abdülkerim kaçırdı e, kafa ile birlikte. Bu bölümde son 10 dakikada bir baskısı var. Yani i̇kinci ]'da. yarı tabii oyuncu değişiklikleriyle beraber bu oyunu oynayacağını hepimiz bekliyorduk. Ama e, o kadar çok e, geçişten kontradan pozisyon verdi ki Galatasaray. Bunlar da üçüncü golü yemiş olsaydı çok daha sıkıntılı olabilirdi. Şimdi oyunu hala ortak. Yani berabere de bitebilir bu maç baktığımız zaman. Yani bu Abdülkerim galiba kafayı bulan. Evet, sizin, evet. söyledik Abdülkerim. sizin Abdülkerim. söyledikleriniz veya söyleyecekleriniz berabere biterse değişir mi? Değişmeyecek. Hala aynı şey. Ama yine ne diyeceğiz? Her zaman ne dedik? Kötü oynarken Galatasaray kazanıyor. Kazanırken de cebine Kazanırken de cebine puanlar Şu koyuyor. Kayseri spor bir hata var. Kayserispor Kredisini koyuyor sahibinden. demiştik. Evet. Yani ama oynanan oyunun yeterli olmadığını, sıkıntılar çektiğini, e, bu konuya çözüm bulunması gerektiğini söylemiştik. Bu arada bir ayda ikinci maçını oynuyor Galatasaray. Maçı oynamamak yaramamış. Yani konu demek ki Kerem'in oynamaması da değilmiş. Baktığımız zaman. En azından Kerem... E, Etraflı etrafsız hepimiz eleştiriyoruz Kerem'in yeteneklerini yapabilirdiğini biliyoruz. Ama bunları sahaya yansıtamadığı zaman eleştiriyoruz. Ama baktığımız zaman bugün bütün pozisyonlar sol taraftan geldi. Evet, Kerem olsa farklı olabilirdi. Sol tarafı bize. komple e, iyi kullandılar. Yani o tarafta bugün e, Kayseri Spor'da Onur'la Ramazan, yani onurla Ramazan muhteşem oynadılar. Kayseri Spor yine bir hata var. Son dakikalarda uzatma dakikalarında yükleniyor. Emrah Baştan özellikle sağ taraftan az önce bir önemli pozisyondan yararlanamadı. Kötü bir vuruş geldi Kayserispor adına. son dakikalarda Kayserispor'da Galatasaray'ın ataklarına ben, karşılık Galatasaray veriyor. Galatasaray'ın oyun enerjisi yok. Galatasaray sete yerleşmiyor. Çok kopuk bir oyun oynuyor. Mesafeler çok açık. Rakibe çok uzak. Topa çok uzak. Kendi arkadaşına çok uzak. E bu kadar uzak kalırsan maç 2-2 bitse de değişen bir yorum olmayacak benim ağzımda. Yani Galatasaray'ın attığı bu son gol o o gol bile şans golü. Barış topa vurdu. Rakibe çarptı, ayağına çarptı, istemsiz gol oldu. Yani onun için Galatasaray ın... şunu da izleyelim bir tepeki ben anladım. Bir son dakikalarda bir korner pozisyonu var. 90 artı <laughs> 5 hatta 6'nın içerisine girdik ama Dışarıya doğru giden bir e, top oldu ve karşılaşma sonuçlanmış <laughs> yani, oldu. Bir, ee, i̇lk malumiyetini aldı ya. Evet. Yani biz burada oyunu eleştirdiğimiz zaman e, tabii bize şunu söylediler. Kazanıyor ama kazanırken de bazı şeyleri görmezden geliyorsun. İlk değil ikinci bu arada. Geri sunan yenildi ha, içeride. Geri da yenildi pardon doğru söylüyorsun. Yani doğru oyunu oynamadığın zaman kazandığın zaman bazı şeyler kayboluyor görmüyorsun görmediğin için bazen bunları yaşıyorsun. Ama bunları bir türlü e, kötü oyunla iyi oyunu ararken iyi oyuna bir türlü geçiş yapamadı Galatasaray. Kazanıyor da hep ama baktığımız zaman 9 gol atmıştı. Bu 10. golü. 3 gole baktığın zaman biri bu şans golü, iki tanesi kendi kalesine atılmış goller. Ondan dolayı Galatasaray yani oyun verimliliği gerçekten çok altta. Böyle bir kadroya baktığımız zaman yani bütün hafta Mata, Mertens, Icardi, Oliviera yedek. Ya yani baktığımız zaman öyle bir kadro var ki ya bu kadronun bu kadar verimsiz olması çok sıkıntılı. Ya oyuna sokamadı Seferovic'i. Düşün yani o kadar yani kulüben zengin yani. Seferovic'i oyuna sokamadı. Okan Hoca. Dün burada konuşurken siz yoktunuz. Kayseri Spor Galatasaray maçı ile ilgili bir 3-5 dakikalık bölüm konuştuk. Kemal Hoca da benzer şeyleri söyledi. Evet, eğer böyle çıkacaksa 11 dedik. Eğer yer almayacaksa kadroda Kerem veya Yunus veya ikisinden bir tanesi. Mertens de kanatta oynayacaksa ki oynayabilen bir oyuncu ama bu maç doğru maç mı? Bu deplasman Kayserispor. Mertens Kayseri Spor... oynarsan kenarda Mertens'ten ofansif anlamda bir şeyler beklersin. Eğer ki o kanada, kanatta yardımcı olmazsa orada Onur'la Ramazan seni sürekli zorlar. Ki zorladılar da goller de öyle geldi. İlk kere özellikle hem Çağdaş Hoca'yı hem Kayseri Sporu tebrik etmek lazım. İlk yarıdaki çok iyi oyunlarından dolayı ikinci yarı oyuncu değişiklikten sonra tamamen Galatasaray oyunu oraya yıktı ve sürkülese etti. Sadece geçişten birkaç tane pozisyon verdiler. Onlar da sıkıntılı pozisyonlarda 3 olabilirdi. Ee, ama ilk kere gerçekten oyunu Kazanmaya hak edecek oyunu Kayserispor oynadı, de kazandılar. Ee, muhteşem bir gol. İnanılmaz bir. İnanılmaz. Şey. Ee, geçen sene de <laughs> e, bana göre ligin en iyi sahibiydi. Bu sene de ona aday gibi görünüyor. Ee, ikisi. bugün Nihat Hoca'nın dediği gibi e, Saşa e, bile pek formda değildi. Galatasaray hiç formda değildi. Bütün ortalar göre. yaptı. Yani evet. ikili mücadele kazanmazsan, sahada isyan etmezsen. Şabalamazsan, pozisyon üretmezsen, şut atmazsan maçı kazanamazsın. Kazanamazsın. Bugün mensaba yıldım. Muhteşem top oynadı. Ee, tekrardan bu performansını sergilerse tekrardan bir büyük takım deneme olayı olabilir diye düşündüm. İçeride de söyledim. Çok beğendiğim bir oyuncu. Çaprazları koptu, geri geldi. Beşiktaş'ta pek verimli değildi ama bugün gerçekten çok iyi oynadı. Çağdaş Hoca'nın da onu çıkartmasına bir anlam veremedim sadece bugün Çağdaş Hoca için onu söyleyebilirim. Oynamaya çalışan, geriden oyun kuran ve gerçekten de iyi kuruyorlar ve e, bu oyuncu grubu geçen sene de hep beraber oldukları için transfer yasaklarından doğru oyuncu olamadıkları için birbirlerini çok iyi tamamlıyorlar. Çok iyi oynuyor. Özellikle iç sahada. Dış saha performansları gerçekten çok kötü ama iç saha performansları çok iyi. Galatasaray oyununu aramaktan artık vazgeçip doğru oyunu bulmalı vazgeçmeli artık aramayı. Doğru oyunu doğru 11 ile bulmalı. 11 tercihi. Doğru 11 ile bulmalı. Yani tabii çok fazla oyuncu alındığı zaman da oynatma konusunda çok sıkıntı yaşarsın. Şimdi Icardi, Seferovic, Gomis. Gomis. E, oynamayan Gomis sana zaten 9 puan kazandırdı attığı gollerle. Seferovic geldiğinden beri o ritmi bulamadı. İşte Icardi gitti Arjantin'e geldi. Ne oldu bilinmiyor bugün sahada yok. Sadece 30. saniyede galiba bir şut var. Onun dışında yok. E, Torayra... nedir Torreira'nın olayı? Çok koşar. Top çalar. İkili mücadele kazanır. mücadele kazanır. Oyun önündekine verir. Hangisi vardı bakalım bugün önündek. diyeceksin. Yani bugün yoktu. Yani yok. Yani şu yok. Oliveira, yok. katıldı. Yani en önde şimdi hangisi top rakipteyken basar? Şimdi bakalım Mata İkili mücadele kazanabilir mi? İkardi kazanabilir mi? Mertens kazanabilir mi? E, Yunus kazanabilir mi? E zaten hiçbiri kazanmadı. Ama her zaman ne deriz? Biz bu işin mutfağından geldik, içeriden geldik. Oynadık, o kokuyu biliriz. Sağda isyan etmezsen, arkadaşını uyandırmazsan kaliten çıkmıyor ortaya. Büyük takım olman da bir anlam vermiyor. Rakip senden koşmaz, şey, senden daha çok koşup, senden daha çok mücadele ediyorsa sen etmiyorsan kazanamazsın. Kaliteni hiçbir zaman ortaya çıkaramazsın. Her zaman onu söylemişimdir. Hepimiz çok kaliteli oyunculardık. Büyük takımlarda oynadık. Şampiyonluklar yaşadık. Ama gelin bize anlatın bunları nasıl yaşadık. Gelin bize anlatın maçlardan sonra. Uyumadık sabahlara kadar. Her zaman diyorlar yani işte e, bu kadar kolay bu iş diyor. Hiç kolay değil. Ağlayacağım biraz. sızlayacağım biraz. Arkadaşını bir sall salla bir arkadaşını kaldır ayağa. Biz yani Galatasaray'da biz iki yarı iki gol yedik. Bu kadar kötü oynamaya hakkımız var mı? Bak isyanı kenarda hoca yapıyor. Oyuncu içeride sahada yapmıyor. Ceket attı. Ceket attırıyorsun oyuncu, sen hocana. Sadece Kerem değil Yunus. Sen de bir çeket kendini. Sen amini takıma gidiyorsun artık. Amini takım oyuncusu aldın. Sabahtan akşama kadar ben Twitter'da maaşları yükseltilecek, paraları yükseltecek. Hep bunları okuyorum. Ama sahada onun karşılığını vermezsen bunlar sıkıntılı olur. Yarın size döner. Ben neden dedim? Büyük takımlarımızın hepsi için bu kadar kaliteli, bu kadar iyi oyuncular alındı ki yarın öbür gün bu kötü sonuçlar devam ederse terse dönüyor olay. Eleştiriler falan. Terse geliyor. dönüyor olay. Önce hocaya, sonra oyuncuya. Ya başkanlar daha ne yapsın? Fenerbahçe Başkanı, Beşiktaş Başkanı, Trabzon Başkanı, Galatasaray, yani bütün Galatasaray Başkanı, bütün hocalara muhteşem kadrolar verildi. Ya oyna, pozisyon üret, direktten dönsün, karşı karşıya kaçın. Kaybet. Evet. Ha. Bir de oyunu şey, bu şu tarafı var. Kötü başladığın bir maç. Icardi'nin öyle bir pozisyonu var ki. Geçirse, gol olsa bambaşka bir oyun oynarsın. Maçın başında. Maçın başında. Ya da penaltıyı alırsın, golü atarsın, bambaşka bir oyun oynarsın. Futbol böyle güzel bir oyun kötü oyunu birden muhteşem bir oyuna çevirebilecek zaman birimini yakalarsın. Ama onu yapamadığın için karşı reaksiyon veren takım Kayseri Spor. Kazan. Peki Nihat Kahveci nasıl başlarsınız? Kayserispor'dan başlayacağınızı tahmin ediyorum. Kazanandan başlıyorsunuz. Hep. Çünkü. Nasıl tanıyorsun <laughs> beni? Ağzımdan aldın <laughs> lafı. Kazananla başlayayım. Bir kere içeride İstanbulspor, Giresunspor, Antalyaspor, Spor, galibiyeti. Üç tane galibiyet. Trabzonspor'a öndeyken de biraz seyirci işin içine girdi. Protestolar, sahanın içine bir şeyler atıldı. Konsantrasyon bozuldu. Trabzonspor'a mağlubiyet ki penaltı tartışılır. İçeride güçlü bir takım Kayseri Spor. Bugün ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Özellikle ilk yarı yani bu sezon en iyi futbolunu oynadı. Ve 6 maçtır yenilmeden gelen dinlenmiş özgüvenli bir Galatasaray'a karşı bunu elde etti. Çağdaş Hoca'yı, oyuncuları tebrik ediyorum. Bir kere orta sahada rakibe top göstermedi. Top Galatasaray'dayken çok iyi bastı. Çok iyi ataklara çıktı. Gavranom işte Onur'la iki tane birbirinden güzel şık gol attı. Onur'un da o golü hakikaten şu ana kadar haftanın en iyi gollerinden biri. Bundan daha iyi bir ilk kere oynayamazsın. Maçı da hak ederek kazandılar. O yüzden Çağdaş Hoca'yı ve oyuncuları tebrik ediyorum. Ama Kayseri Spor'da bir Mensah izledim. Pogba performansı. Bak gerçekten muhteşem oynadı ya. Hani İtman'da bu kadar şut atamaz. Değil mi Kemal? Maçı izlerken dedik. İlk yarı 11 tane şut atıyor. Yani idmanda bu kadar oraya. şut atamaz. Her pozisyonda gidiyor öne doğru, direkt dönenleri alıyor, şut atıyor. Ya bir oyuncu bu kadar rahat bırakılamaz. Diğer tarafa geliyorum. Galatasaray. Havalimanına inersin ya deplasmanda. Seni karşılar değil mi taraftarlar? Hepimizi karşıladı. <laughs> 11 tane Galatasaray formalı taraftarı al. Bu ilk yarıdan daha kötü oynamaz. Daha uyumlu futbol oynar. Ya sanki ilk defa birbirleriyle oynayan bir Galatasaray takımı bir Galatasaray performansı izledim ya. Bu kadar kötü olamaz ya. Biraz ve de 11 ve deplasmanda oldu. 30. saniye Icardi ile şut buluyorsun. Ya bir özgüven kazanırsın ya. Biz rakip kaleye gidiyoruz sahanın içinde Mertens var, Mata var, Yunus var. İşte Mitsu'yu öne gider. İkinci pozisyonu bulalım dersin. 30. saniyeden sonra 81 tane top kaybı yapan 0.07 gol beklentisini oynayan bir Galatasaray. Galatasaray'ın geninde böyle bir oyun yok. Tarihin Galatasaray'ın tarihinde böyle bir ilk yarı var mı? Yazsın arkadaşlar stadyum eşliğinde. Işte o 81 top kaybı ben, ben inanamadım ya. Sayı. bu nasıl olabilir? Ya böyle şey söyleyeyim. söyleyeyim. Sahanın içindeki oyuncuların sahanın içindeki oyuncuların bireysel olarak teknik olmaz derim. 81 kaybına top kaybına okeyim. Ya sahanın içinde topu bilen oyuncular var. Pas yapmayı bilen oyuncular var. Ya bu çok enteresan bak. Yemin ediyorum yoktur yani Galatasaray tarihinde böyle bir ilk yarı. Ya kötü oynarsın. Hadi. 81 top kaybı yaptın. Rakip top topa sahipken Kayseri Sporlu oyuncu işte Mensah topa sahip, Gavranoviç topa sahip. Hani Cardoso topu aldı, Kemen topu aldı. Galatasaraylı oyuncular defans mı yapıyor desem o da yok. Hiçbir şey yok. Sıfır ya. Sıfır. Yani ben ilk yarıyı izleyen Galatasaray taraftarlarının ruh halini merak ediyorum yani. Evet Galatasaray kötü, oyun kötü oynayarak bazı maçları kazandı. Ama bu kadrodaki beklenti hep bir sonraki maçta bir patlama yapmasıydı. Olumsuz anlamda patlama yaptı. Yani ben bu kadar kötü bir ilk yarı performansı göremem. Sonradan devre arasındaki oyuna müdahalelerle Galatasaray işte sağlı sollu ortalar, Abdülkerim'in kafa vuruşları, işte biraz sonra izleyeceğiz Barış'ın koluna mı dirseğine mi çarptı yorumlayacağız öyle bir Hocam, gol attı iptal oldu. edildi. Cılız evet. ataklar yani. Ee, bir şeyin Abdülkerim'in var. Net gol pozisyonu 2-2 i̇şte bitirebilecek. 93'te. 2-2 bitirse şunu diyecektik. Ya yani bir puan bir golle şampiyonluklar kaçmış. Bir puan iyidir bu kötü oyunu ama kötü oyun hep kötü oyunu konuşuyoruz. Kazandığı zaman bile biz kötü oyunu konuşuyoruz. Hiç iyi oyun konuşamadık Galatasaray. Yani bu kaliteli kadronun daha iyi işler yapılması gerektiğini. Yani Fenerbahçe 5 atıyor, 6 atıyor. Yani Trabzon Monaco'ya 4, 4 attı. attı Tabii ben yoktum yayında ee, Perşembe muhteşem gece 4 Bütün 4. takımlarımızı tebrik ediyorum Helal olsun hepsine Tebrik ediyorum İnşallah hep böyle devam eder İnşallah. Hem ülke puanımızı Hem takımlarımızın performansını konuşuruz Avrupa'da ee, Onu da söylemiş olayım Galatasaray böyle devam edemez Galatasaray böyle oyuna devam ettiği zaman yani Mırıldanmalar başlar artık Tribünde de başlar Yaşadık biz bunları. Geçmişte çok yaşadık. Ha, burada hocanın durumu sorgulanmıyor. Sorgulanmamalı da zaten. Şimdi kötü oyun bilmem ne diyoruz ama bazen sabır lazım. Hocaya da sabır edeceksin. Oyuncuya da sabır edeceksin. Biraz bekleyeceksin. Ama değişmeli bir ışık vermelisin. Işık vermediğin zaman sıkıntı oluyor. Siz de anladınız mı Nihat Kavcı? Bir şey söylüyordunuz yine. Valla Galatasaray'ın şu kadro yapısına Bugün oynanan oyuna baktığımda söyleyeceğim bir cümle var. Kadro zengin, oyun fakir. Bu kadar yani. Bugünün özeti bu. Evet. Bu kadrodan bu oyun çıkmamalı. Hayal kırıklığı. Ya isimler. Ya her zaman derim ya maça çıkmadan rakip oyuncu şöyle bir esame listesine bakar. İsimler seni tedirgin ediyor. Ama sahanın içindeki oyun hiçbirbiriyle sanki ilk defa oynayan... Hiçbirinin bireysel yeteneklerini gösteremediği bir oyun çıkıyor. Bugüne kadar beklenen oyun oynamadın ama kazandın. Kazanmak önemlidir. Puanları aldın ama bir oyun gücünden bize bahsederiz bu programda. Oyun gücü zaten iyi sinyaller vermiyordu ama bir patlama bekliyorduk bu kadrodan. Çünkü isimler bize bunu vaat ediyor. Gelmiyor ama bir türlü. Zaten az gol atan bir Galatasaray takımı vardı. Bugün İlk yarı 30. saniye dışında pozisyona girmeyen bir Galatasaray takımına tamam, evrildi. Burada ben aslında şunu Burası sormak istiyordum irdelenmeli tabii ki şimdalı. irdelenmeli şunu sormak istiyordum. Siz çok güzel girişler yaptınız. Mata 36 Mertens 35 değil mi? Icardi uzun zamandır oynamayan bir oyuncu. Şimdi böyle 3 tane oyuncu yaşına ile hiç bakmam. Ha, şimdi tamam yaşına yani yaşına bak Bakacağımız zaman da gelebilir, bakmayacağımız zaman da gelebilir tabii ki oyuncuların değil mi? Yani böyle bir deplasmanda e, hele ki Kayserispor'un Spor'un e, kanat oyuncularında çok iyi, çok hızlı, fizik olarak da güçlü olduğu biliniyorken acaba bu oyuncuların bir anda 11'de olmasının bir dezavantajını mı yaşadı Galatasaray? Aslında bunu herkes birazcık da konuşuyor, sormak istedim. bu da aslında cevaplarını da verdiniz biraz biraz ama bir şey tamam kaliteli isimler, Mata, altına imza atalım, çok güzel Arapası veriyor, çok güzel paslar bugün de verdi. Mertens çok önemli bir oyuncu. Ama dediğim gibi oynadıkları maç sayılarına ve fiziksel durumlarına baktığımız zaman acaba böyle bir deplasman için soru işareti olacak oyuncular mıydı bir arada oynamaları? Bak. Kerem'i kesti. Evet. Sol bek Kazım Can'ı yazdı. Hı hı. Zaten biz lig başladığından bugüne kadar Kerem'in performansı o Kasım Paşa'nın ikinci yarısı iki gol attı kurtardı. Onun dışında yok. Hocam niye Kerem'i kestin demem. İlk 11'i eleştirme. Kasımpaşa maçında ilk yarı alsa oyundan hiçbir i̇lk kimse yarıda şey İlk yarı da alsa hiçbir şey demeyin. Şey. Çok i̇lk kötü. İlk 11'i eleştirmezsiniz. Eleştirmem. Ya kim eleştirebilir isim olarak? Mitsuyu. Hatta mesela Mitsuyu'nun devre arası çıkmasına şaşırdım. Torreira daha önce çıkabilirdi derim mesela. Üf, ben de katılıyorum. Mitsuyu yine bu kötü Galatasaray'da ilk yarıda bana göre iyilerden biriydi. Ama şimdi Okan Hoca'ya... Sezon başlamış hep Kerem Yunus oynuyor. Kerem çok kötü oynuyor. Üç Türk kuralı yüzünden oynuyor. Bir şey yarattı, fırsat yarattı, bir değişiklik yaptı. Kazım Can'la oynadı. Tamam ne diyebiliriz maça başlarken? Bir de isimlere bakıyoruz. Ya Icardi bir tane şut atıp sahanın içinde gezemezsin ya. Arjantin'e senin artık sağ dışı muhabbetin zaten dört senedir insanlar dinliyor. Biz seni sahanın içinde görmek istiyoruz. Ve sana Güvenip, CV'ne güvenip, kariyerine güvenip şans veren Okan Hoca var. Ben Okan Hoca'ya Icardi'yi niye oynuyorsun, oynatıyorsun demem, Hayır, diyemem. şuradan diyemezsiniz. Sen Bana... bir karşılık ver Hayır. hocana. Hayır, evet, siz ama şunu diyorsunuz. Icardi transfer edildiyse bir antrenörde... Oynar. ...diyorsunuz. Evet. Ama ben de diyorum ki zaten az o isim olarak evet bir dönem çok iyi oynamış bir oyuncu, önemli goller atmış bir oyuncu ama son dönemde de Sayın Başkan konuşuyor galiba. Hemen Kayseri'ye gidelim. Evet takımlarına başsağlığı diliyorum. Ülkemizin bu tür kazaları tekrar yaşamamasını temenni ediyorum. Ee, maça gelince bizim e, yerimizi belli çok önemli dönüm noktası maçlardan biriydi. O yüzden tüm takımımızı bu oyunu kurgulayan teknik heyetimizi e, ve bu konuda bugün biliyorsunuz e, maçtan önce bir e, stat isim Lansman ee, anla, lansmanımız vardı. RHG Ener Türk enerji şirketinin verdiği enerjiyi bugün ilk başımızda hissetmiş bulunuyoruz. O yüzden ben tekrar Erciyes Anadolu Holding'e de çok teşekkür ediyorum. Galibiyetimizi bütün camiamız adına, şehrimiz adına kutluyorum. İyi oldu, moral oldu. Tam zamanında oldu. İnşallah evimizde hiç yenilmiyorduk biliyorsunuz. Bir, bir önceki başta bir kazaya uğradık demiştim. Çok şükür evimizde yenilmeme o kaza dışında bugün yine önemli ülkemiz önemli takımlarından Galatasaray'a karşı galip gelerek yine göstermiş olduk. Tabii ki bütün Anadolu takımları olduğu gibi zorluklar yaşıyoruz. Bu zorluklar ve bu imkansızlığa rağmen bu azmi, bu inancı, bu kurguyu, bu disiplini bırakmayan ve tekrar tekrar çağdaş hocamı, ve onun oyuncularını, bizim oyuncularımız herkesi tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Başkanlarım büyük bir paranteze tribünleri açmak gerekiyor galiba. Evet muhteşemdi. Bütün taraftarımız kapalı kale. Hiç susmadılar. Tabii ki bu enerji, stadımızın enerjisi taraftarımızın enerjisi yansıdı ve sonu güzel oldu. İnşallah her maç çıkışı Ener Türk stadımızdan her maç çıkışı böyle galibiyetleri kutlarız. Teşekkür ediyorum. Başkanım bu sezonki hedefinizle bitirelim isterseniz. Evet. Onun için daha erken. Evet. Ben teşekkür ederim. Evet, sizlermişiniz, sizlermişiniz. Vallahi söylenmesi gereken her şeyi Berna Başkan söyledi. Burada ciddi bir emek veriliyor. Zor şartlarda bu emekler veriliyor. Bu şehir bu takımın kıymetini bilmeli. Başındaki Berna Başkan'ın kıymetini bilmeli. Yani inanılmaz derece zor şartlarda eğer bu takım bugün bunları yapabiliyorsa birazcık destek, birazcık fedakarlık olursa inanın bu takım neler yapar, neler yapmaz onu siz kendiniz görün ve karar verin. Bugün bir futbol rezitali yaptık Kayseri Spor. Ben gerçekten teknik heyeti ve sporcuları yürekten kutluyorum. Ben evet Sayın Berna Gözbaşı ve Ali Çamlı konuştu. E, Tabi bu arada yaşadığımız e, kötü olayı da hatırlattılar biz dün programın girişinde. Konuşmuştuk vefat edenlere, ailelere başsağlığı dilemiştik maalesef çok üzüldük. Zor bir durum tabi madende çalışan bütün işçilere bir kez daha analım onları. Bizim için önemli bir fedakarlık yapıyorlar. Şehitlerimiz başımız sağ olsun bir kez daha. Diyelim aynı zamanda bugün İstanbul'da bir yangın çıkmış şu anda şu dakikalarda. O da söndürülmeye çalışılıyor. Onu da hatırlatalım. Ee, şunu soracaktım. Icardi konusuna geri dönersek eğer ilk 11 tercihine geri dönersek evet Icardi e, önemli bir futbolcu isim olarak ama son dönemindeki performansı tartışmalı. Transfer edildiği zaman heyecan yaratıyor ama e, yani yine Falcao gibi veya buna benzer transferlerinde olduğu zamanki gibi heyecan yaratıyor ama performansı e, sonuçta burada göreceğimiz bir şey. Birazcık e, Okan Hoca'nın da Çıkartacağı 11 konusunda bu transferler onu acaba zorlayacak demeyeyim de kendi tercihlerini kısıtlayacak bir yere mi getirdi? Yani Icardi geldi oynamak zorunda. Ama performans olarak zaten uzun zamandır olmayan bir oyuncu. Bir de Arjantin'e gidiyor, geliyor. Belki de başka bir tercih de yapmak isteyebilirdi. E şimdi Kerem eleştiriliyor. Evet performans yeterli değil. Mertens'i kullanayım. Mata geldi, Mata'yı kullanayım. E, Icardi'yi kullanayım. Bu sefer de birazcık e, yumuşak bir orta, saha, çok geçirgen bir orta saha. Arkadaşlar bana ikinci yarı itibariyle de toplam top kaybını söylediler. Ben gerçekten bu rakamları 16, anlamıyorum. 166, 166. 166 diyorlar. Işte, yok. Total. Tarihinde Total. yoktur. Aynen. Bak şunu söyleyeyim. Mata oyuna girdi. Özellikle İstanbul spor maçındaki performansıyla ilk 11'de oynamayı hak etti. Hocaya bir şey diyemeyiz. Ama bugün kötü oynadı. Icardi şimdi Necati Hocanın Mustafa Ömer söylerken... bir şey söylemiş tabii, tabii. galiba, bir onu okuyalım. Kanatlar üzerinden hareket etmeye çalışırken rakibimiz orta alandan hareket etti. İki golün ardından bize iyi direndiler. Rakibimiz iyi bir oyun ortaya koydu. Kaybettiğimiz ikinci maç oldu. Dolayısıyla çok da ciddiye almaya gerek yok. Çok kaliteli ve deneyimli oyunculara sahip olduğumuzu düşünürsek buradan pozitif şeyleri çıkarıp kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Yani ya, ciddiye... Çok da ciddiye almaya gerek yok lafı bir an önce bugünü silelim, unutalım, yaşanmamış sayalım bir sonraki maçta gerekeni yapalım. Kaptanın söylemesi gereken bir cümle. Hı hı. Yani bütün Galatasaraylı oyuncular, teknik heyet, taraftar, yönetim başkan bugünü unutmak ister. Çünkü öyle bir gün yani unutulması gereken kapkara bir gün Galatasaray adına sahanın içindeki performansını gördüğümüzde. Icardi konuştu. Bak Mata iyi oynadı, formayı kazandı. Hoca da oynattı. Icardi, Hoca ben hep söylerim Güler, bugün yine Adada yalnızdı. Sefarovic gibi, Gomis gibi <laughs> destek göremedi. Ama Icardi destek göremedin. Bir orta ortasaya gel, top al. Anladın mı? Top rakiplerine sok kendine. Bir koş, baskı yap. Bunu beklerim. Sen onu yap. Ben burada diyeyim ki. Mertens top getiremedi, Yunus top getiremedi, Barış girdi oyuna top getiremedi diyeyim. Ama Icardi'nin sahanın içindeki o isteği arzusu da sıfır bugün. 30. saniye gördük sonra o da sahada yok. Şimdi bazen hemen teknik direktörü ya bu kadroyu çıkardı bu kadar kötü oynadı hoca suçu. Ya bazen de oyuncuya yazar ya. Bu maç futbolculara yazar. Çok doğru bu performans net Galatasaraylı futbolculara yazar benim futbol görüşümde. Çünkü bu kadar kötü oynamamalı oyuncu hep biz de sahanın içindeydik. Hocanın bize bir katkısı olur. Sahanın içinde düzeltmeler olur, oyuncu değişikliği olur ama bir takım bu kadar kötü oynayamaz, oynamamalı. Bu maç net futbolcuya yazar. Hani hocam derler diye yani. yani. Ee, bir takım çok kötü oynayabilir. Çok kötü goller kaçırabilir ama çok kötü koşup çok kötü mücadele edemez. Bu kadar önemli isimleri anlatıyor hocalarım. Galatasaray takımına bakıyorsunuz. İkinci yarı üç tane pozisyonu var. Üçünde de golün dışında. Üçünde de Abdülkerim'in kafası var. Kornerden kullanılan top. Galatasaray'ın onun dışında organize bir hata yok. Yok ortalar. Gol yok. ortalar. Yok. Evet. ortalar. Ee, Necati Hocam söyledi. Bir ay içinde bir maç oynadılar. Beraber oynama alışkanlığı olmayan Yıldızlar topluluğu gibi Galatasaray takımı. Görüntüsü o şekilde. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama beraber oynama alışkanlıkları yok. Bu Galatasaray'ın eee oynama gücünü, oyun gücünü göstermiyor. Muslera'nın açıklaması var. Kenarları kapatmayı düşünüyorduk diyor. Oyun planlamaları bu. Karşınızda ligin en iyi sağ tarafını kullanan takımlardan bir tanesi var. Onur'la Ramazan'ın performansı e ikisi birbirini çok dengeliyor ve çok enerjik oynuyorlar. E siz Kazımcan ve Mertens'le başladınız oraya. Hatta oyunun ilerleyen bölümlerinde Mertens'le Yunus'un yerini değiştirdi Okan Hoca. Evet. Çünkü çok etkili geldi oradan. Şimdi kanatları kapatmayı düşünürken e, Mitsio ve Torreira e oynuyorsa Galatasaray takımında ne beklersiniz orta sahadan? Oyuna sahip olacak, mücadeleli oyun ortaya koyacak. Orta sahayı da kaybettiler. Nihat Hoca'nın bahsettiği gibi Mensa takım kaptanı olarak bugün yönettiği, oynadığı, antrenmanda attığı rahatlıklarda şutlar attı, Galatasaray'ı tehdit etti devamlı. Kayserispor geldi hocam her evet. driplingde Torayra'nın yanından geçiyor Şunun yanından geçiyor bu kadar. Evet. Ben, rahat... ben hayatımda hiç bu kadar rahat bırakılmadım. Hemen Mensa, Kampanyaro, orta sahayı ele aldı. E bu defa Kardazo, Ramazan, Gavronovic de zaten Biliyorsunuz İsviçre milli takımında ile beraber oyuncu. oynayan önemli oyuncu. Gün de önemli pozisyonlara girdi. Gol pozisyonuna girdi attı. İkinci yarının başında 50 ile 55 arası iki tane daha pozisyonu var. Hayseri evet, evet. Spor'un. Hemen kenardan bir tane. Bir tane, tane gol olsa yani 3-0 olsa belki oyun daha başka başka yerlere gidecek. Hocam doğru pasları verilmediği oyunlar var. Onları verebilseler herkes kendi atma derdini evet. değilse başka şeyler konuşurduk burada. Yani Galatasaray takımı e, Necati Hocam programın başında da bahsetti. Kazanırken iyi oyunla kazanmıyordu. Şampiyonluk yolunda Galatasaray için çok önemlidir. Büyük takımlar için de çok önemli. İyi oynamazken kazanmak hep artıdır. Ben Adana Demir maçı öncesi şu e, yorumu yapmıştım hatta. Galatasaray'ın 16 puanı vardı. 3'e bölünse 6 Muslera, 6 Gomis, 4 Saşa derdim. Bugün Muslera da kötü oynadım. Maçın başında Çıkışağında pas hataları yaptı. Buna rağmen 3 tane çok net çıkardı hocam. Çıkardı ama Kafa daha önceki performanslarına göre var. değerlendirsek bugün iyi oynamadı. Gomis sonradan girdi oyunda yok. Saşa ligin başındaki performansının biraz altında. Yine Galatasaray'ın etkili atakları Galatasaray'ın sağ tarafından geldi. Saşa'nın olduğu yerden geldi. Oyuna Barış Alper'le girdikten sonra oraya etkili kullanmaya başladı. Raşitska Raşitska girdi etkili oynadı. 83'ten sonra değişiklikler Kayseri Sporu kendi sahasında mahkum etmeye başladı. Yani günün sonunda Kayseri Spor takımı bugün e, oyun olarak iyi oynadı, tempolu oynadı. Onur'un müthiş performansı var. Mensah'ın e, şeyinde. Mensah. Kayseri kalecisi Bilal inanılmaz soğukkanlı oyuna inanılmaz toplar soktu. İlk yarı onlar çok çok önemli. E, maçı izlerken bilmiyorum yanılabilirim. Okan Hoca'nın sinirlenmesine vesile, ceketin atmasına vesile. <laughs> e, i̇kinci gol mu Yunus'un çıkış anında kaptırdığı toptan sonra yenildi ikinci gol. Evet. Orada çok sinirlendi. Çünkü tam çıkış anında Saşa bindirmeye çalışıyor kenardan. Atak anında kaptırdığını topla Galatasaray gol yedi. Bugün Galatasaray takımı aslında çok ders çıkaracağı bir maç oynadı. Şimdi transferin son günü gelen oyuncular, ayrılan oyuncular. Kazanırken de konuştuğumuz bir konu vardı Galatasaray ile alakalı. 8 artı 3 kuralında Türk rotasyonu. Ne yapacak burası? Yani Okan Hoca'nın elini zorlayacak bir noktadaydı. Ki görüyoruz ki Okan Hoca Türk oyuncu tercihleri yaparken bazı değişikliklere gitmek zorunda kalıyor. Bu da Galatasaray takımının oyunu çok etkiliyor. Şimdi hocam siz güzel bir noktaya parmak bastınız. Aslında transferin son günü mevzusu veya transfer konusunu biz zaman zaman biraz girdik ama Necati hocamın da söylediği gibi ister istemez galibiyetler olduğu zaman konuştuk ama hep bir sonraki maça bıraktık. Konuştuk, bir sonraki maça bıraktık oyun konusunu. Şimdi bugün Kayseri Spor bu arada zor bir takım. Yani Fenerbahçe'de zorladı. Trabzonspor mağlup etti ama Beş yine zorladı. Beşiktaş son dakikada kazandı. son dakikada kazandı. Berna başkanın söylediği gibi zorluklar transfer yasağının olmasına tabii, tabii. rağmen ekonomik zorluklara rağmen bu bu, bu performansı gösteren bir takım. Bunu da bir kenara koyalım, unutmayalım. Ee, yani bugün bir başka takımı da önemli kadrosu olan bir takımı da mağlup edebilirdi. Kayseri. O yüzden Kayseri'nin en büyük olayı en büyük, bir, beraber oynama alışkanlığı var. Evet. evet. İki senedir aynı takım, aynı oyuncular birbirlerini tamamlayan, birbirlerini bilen, ne yapacağını bilen oyuncu grubuyla oynuyor. E buna tabii Çağdaş hocanın oyunu, taktiği, disiplini, arzusu, oynatmak istediği oyun da eklendi. Eklenince iç sahada yenilmez, çok nadir yenilir diyeyim evet. ya da Trabzonspor'u Trabzon geçen yani, sezonda yarı finalde e, kupadan elemeyi başarmış. Trabzon'da değil ki. <laughs> Birçok takımı eğilerek. Fenerbahçe, Fenerbahçe, Beşiktaş'a eğilerek. Bütün takımları eğilerek, geldi. Aynen. Yani o imkansızlıklar. Geçen rağmen. seneki kadro koya koya üzerine geldi. Demek ki iyi bir transfer dönemi geçirselermiş e, ya da açsalarmış Adana Demirspor gibi tepede olabilecek Başka bir durumda Olabilirler. Sezon başı Kayseri Spor, Kayseri Spor için handikap görünen transfer yasağı Çağdaş Hoca'yla avantaja dönüştü. Hayırlısı olmuş. Çok iyi oynuyorlar. Hocam onu söyleyecektim. Bir tarafta bu var. Bir tarafta da ee, i̇smi Yıldız, çok önemli oyuncular geçmiş performansıyla gelen bir Galatasaray var. Ama oyun anlamında bu oyuncuların veya süreklilik anlamında Galatasaray'da tam olarak taşların yerine oturmadığını görüyoruz. Hı hı. Benim sorum burada bu taşlar yerine oturur diye bir ipucu veriyor mu? Bu, bu görüntü mağlubiyet olabilir. Bakın tekrar Fenerbahçe'de yenilebilir, Kayseri Spor'a, Trabzonspor'da yenilebilirdi. Tamam. Mağlubiyete bakmadan oyun anlamında Kerem'i kullanıyor, olmuyor. Bu tam mutlu etmiyor. E Mertens'i koyuyor. Savunma anlamında eksiklik var. Mata var. Ama Icardi ona eşlik ediyor mu? Mata 90 dakika veya 60 dakika iyi oynayabilecek mi? E orta sahada Torreira sorular var. E, kadroda Galatasaray'ın bir zafiyeti var mı? Asıl soruyu hani sormanın zamanı geldi gibi aslında burada. Bu kadro bu ligi hele hele bütün bu takımların puan durumuna baktığımız zaman çok rekabetçi olduğu transfer yapamayan bile Kayserispor'un bu futbolu oynadığı bir ligi götürmeye bu kadro yeterli mi? Özellikle hücum hattının yaş ve daha önce son dönemde oynamışlık sayısıyla bakılırsa. işte transferin son günü 3 tane Türk oyuncusunu kaybetti. 4-5 tane önemli isim transfer etti Galatasaray takımı. O gün Galatasaray için her şey iyi görünüyordu. Herkes Galatasaray taraftarları inanılmaz mutlu. Türkiye Ligi'ne önemli transferler geldi. Herkes performansını çok merak ediyor. Ama büyük resimde baktığınız zaman işte planlama hataları ortaya çıkmaya başladı. Bugün Okan Hoca'nın e, Türk oyuncu rotasyonunda eli zayıfladı. Yani orada e, yayın öncesinde konuşuyorduk Emre Kılıç kalsa bugün e, Emre Kılıç'ı Sol önde oynatabilirsiniz, orta sahada oynatabilirsiniz. Sıkış... Hatta sol, sol bek oynatabilirsiniz. oynatabilirsiniz. Ama hocam gitmek istedi. Hocam yani. gitmek istedi de Değil şöyle. Hani yani istedi de hocam şöyle. Sezon başı istemezine... planlamasının içinde olduğunu hissetse oyuncu Galatasaray'dan o şeyi ayrılmak istemez. Işte. Hocam Taylan, Taylan. Taylan kalsa orta sahada kötü mü olurdu? Rotasyonda yarın öbür gün Türk oyuncu anlamında. Hocam şimdi Mitre'yı aldınız, Oliveira'yı aldınız. Oliveira ben... aldınız. Orada Taylan'ın pozisyona iki tane oyuncu aldığınız için belki Taylan'ın gitmesini... Farklı farklı oyuncular var. Ama işte yani Emre benim Öz... daha... Kadroyu söyledi ya sevgili Özgür. Evet. Kadro yeterli, fazla bile. Onu bana göre. Onu söylemiyor. Öyle bana. sordu. Yok. Türk oyuncu statüsündeki... Hayır. Oyuncu Kemal Aslan öyle söyledi. Kemal ben için dediğinizi mi? sordum. Evet. Kemal Aslan Türk oyuncu. Bana göre, gibi. bana göre. Kadro yeterli, ye fazla bile. Okan Ya kimde bu lüks var? Hocam yeterli, yeterli. oyuna girmiyor ha. Bakın böyle bir kadro. Kemen Aslan galiba bit Değil mi? şey baş Yok, bitirsin öyle %100 devam 100 yeterli. Bana Ama böyle, hani Türk oyuncu rotasyonu takım kurgusu ve takım alışkanlığını Oturtturmasında problem yaşatıyor Okan hoca'ya. Ama oynayan Oyuncuların performansı yüzünden %100. Kerem ve Yunus. Sezon başına dönsek Kemal hocam evet. yazarız değil mi ikisini? Oraya gelecektim evet, hocam. Ne dedik? Heh. hocam. Arkasını zorlayabilecek Türk oyuncusu da tam da kimse kalmadı. Onların performansını yukarıya çekecek. Arkada onları bir tehdit görecek. Onlar da arkasında bir tehdit olmayınca performanslarını yukarı çekemediler. Hocam tam ona geliyordum. Şimdi sezon başı planlamasında Yunus, Kerem konuldu. Abdülkerim alındı. O... Geçen seneki Yunus'un ve Kerem'in performansı ikisini oraya koydu. Herkes koyardı. Kabul. Sözünüzü unutmazsınız. Çağdaş Atan'ı da bir e, okuyayım. Hı hı. Hiçbir puan kaybettiğimiz canlardan önemli değil. Futbol iyi ki var. Bu kederli günde insanları bir nebze neşelendirebildiysek ne mutlu bize. Oyuna dönecek olursak ilk yarıda 4, 4 3 3ten 3 3-4-1-2'ye dönüp şiddetli pres yaptık. Beklerken de 5-3-2 şeklinde dizildik. Rakibin kısa oyuncularından kurulu olduğunu, kısa oyunculardan kurulu olduğunu biliyorduk. Sadece Icardi vardı. Merkezi kapatıp Galatasaray'ı orta açmaya yönelttik. Çok çalışıyoruz, çok kafa yoruyoruz. Futbol konuşmaya çalışıyoruz. Ee, bir hayal kuruyoruz. Çünkü bizim hayallerimiz bütçelerden büyük. Yani transfer Evet, bir sayfaydı. Bakalım. Buyurun hocam. Ee, Çağdaş Hoca o kadar güzel yorumlamış ki ne yapmak istediklerini. İşte futbolu güzelleştirecek noktalar da buralar. Antrenörler bir planlama yapıyor. Maçtan sonra olumlu geliştiğinde, olumsuz geçtiğinde açıklıyor. Bunlar çok kıymetli şeyler. Ee, yine oyun planlamasına dönersek işte sorunuzu Çağdaş Hoca'yla bitireyim. Oynama alışkanlığı olan bir oyuncu grubu sezon başında transfer olduğunda Kayserispor'la anlaştığında da oyuncu kazanamamanın bir problem olmayacağını, var olan oyuncularla iyi şeyler yapabileceğini anlatmıştı. Ki gelinen noktada bunu yapıyor Kayseri Spor. Tebrik etmek gerekiyor. Ee, Galatasaray'ın planlamasında işte Kerem Yunus noktası sezon başı planlamaya herkes orayı koydu. Oyuncu performanslarının istenilen noktada olmaması bu defa oyun anlayışını, oyununu tutturamamasını sağladı Galatasaray takımının. Şimdi onların yerine oynayacak rotasyon oyuncusu olmadığı zaman bu defa işte Oynama alışkanlığı devamlı her hafta değişmek zorunda kalıyor. Özgür. Son bir dakikamız kaldı özetle? hep Kerem ve Yunus üzerinden yorumlanıyor oyun farkındaysak. Hı hı. Şimdi Mertens kaçıncı haftaya oynadık? 10. On. 10. On. hafta Mertens'in golü ve asisti var mı? Direkten dönen top dışında Mertens Katkısı ne verdi? Katkısı yok. yok Mertens'in. Evet. Şimdi Mata yeni gelmiş. Mata ile ilgili çok yorum yapamayız. Daha yeni geç oydu. oynamaya daha, başladı. Daha geç oynamaya başladı. E, e baktığımız zaman Seferovic bir katkı verememiş. Mertens verememiş. E, ee, Oliviera verememiş. Ee, baktığın zaman Mata, Yunus. Bak ön tarafa baktığın zaman zaten 10 gol. ikisi kendi kalesine son barışın attığı gol. Şans golü onun dışında 7 gol atmışsın. Peki. E, özetin zamanı geldi. Kısa bir araya özel reklama gidiyoruz. Ardından da e, bu karşılaşma